Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Karbonmonoksit gazı yaşlı kırık hocayı birbirinden ayırdı. Zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybederken eşi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olay Doğanşehir Polat Kayalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kızları ve torunu ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Hasan Aksoy ile eşi 64 yaşındaki Fatma Aksoy, banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ev halkının eve gelmesiyle yerde baygın yatan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Malatya Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Fatma Aksoy ise yoğun bakıma alındı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri zehirlenmenin yaşandığı evde inceleme yaptı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 2 kilo 357 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. 1 Aralık tarihinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen BD isimli şahsın ikametinde yapılan aramayla 11 paket satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam darılı 2 kilo 357 gram uyuşturucu esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı tespit edilen 1 adet dijital hassas terazi ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokma Mahallesi'nde bulunan 90 öğrenci okul servisi olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor diyen Veli Ağbaba, eğitim sorununu Bakan Nabi Avcı'ya sordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde öğrenci servisinin olmaması nedeniyle 90 öğrenci okullarına gidiş gelişte büyük sıkıntı yaşıyor diyerek öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ağbaba, Malatya Yeşilyurt ilçesi Tohma Mahallesi'nde öğrenciler okullarına gitmek için büyük sıkıntı çekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda servis verilen mahalleye bu yıl servis verilmemesi nedeniyle öğrencilerin okullarına ulaşmaları çile halini almıştır. Kimi öğrenciler 2, kimisi 3 araç değiştirerek okullarına ulaşmaktadır. Malatya merkezine 35 kilometre uzaklıktaki mahalle sakinleri çocuklarını okula göndermekte zorlandıklarını, maddi yönden büyük sıkıntı çektiklerini belirterek öğrencilere servis verilmesi için defalarca başvuru yapmalarına rağmen olumlu sonuç alamadıklarını belirtmektedirler. Sabah çok erken saatte yola çıkan öğrencilerin pek çoğu havaların soğuması ile birlikte hastalanmakta, pek çok aile çocuklarını bu şartlarda okula gönderememektedir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından cevaplandırılması istemiyle konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir de soru önergesi verdi. Ağbaba, Bakan Avcı'ya Yeşilyurt ilçesi Tohma Mahallesi'ne geçtiğimiz yıllarda verilen öğrenci servisi bu yıl neden verilmemiştir? Tohma Mahallesi'nde 90'a yakın öğrencinin kendi imkanlarıyla ortalama 35 kilometre uzaklıktaki okullarına ulaşmalarını beklemek ne kadar sağlıklıdır? Küçük öğrencilerin sabahın erken saatlerinde hava aydınlanmadan evden çıkıp akşam hava karardıktan sonra kendi imkanlarıyla evlerine gitmelerini istemek hangi eğitim şartlarıyla özetlenebilir? 2016 yılı sonunda Malatya'da bir mahallenin yaklaşık 90 öğrencisinin eğitim haklarının sınırlandırılması bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 3 çocuğu olan bir velinin aylık ortalama 1350 lira vererek çocuklarının ulaşım masrafını karşılamasını istemek sosyal devlet anlayışının neresinde yer almaktadır sorularını yöneltti. Bahçeli Erdoğan'ın koltuk değneği diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya Milliyetçi Hareket Cephesi'nden tepkiler devam ediyor. Yeşilyurt İlçe Merkez Başkanı Mehmet Ali Kaya, Ağbaba'yı kınıyorum diyerek eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bahçeli Erdoğan'ın koltuk değneği diyerek MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Ağbaba'nın bu sözlerine önce MHP İl Başkanı Mehmet Erdem yanıt verdi. Şimdi de MHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya Ağbaba'ya sert sözler sarf etti. Şimdi evet, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Veli Ağbaba'yı burada kınıyorum. Veli Ağbaba geçmişine baksın,
geleceğine baksın ve şu andaki durumuna çok iyi baksın. Devlet Bahçeli'ye laf söylemek Ağbaba'nın haddi değildir diyen Kaya, herkes kendi işini yapsın, HDP'nin cenazelerine gidenler bizleri eleştiremez dedi. Devlet Bahçeli'ye dil uzatacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç genel başkanında tut, üyesine kadar dil uzatacak, dil uzatmaya haklarının olmadığını düşünüyorum. Çünkü Veli Ağbaba terörist cenazelerine katılan Cumhuriyet Halk Partili genel başkan yardımcılarına dönsün bir baksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu vatana ihanet eden, bu vatanın bayrağına, bu vatanın toprağına ihanet eden, askerine, polisine kurşun sıkanları, sıktıranları cezaevlerinde ziyaretine giden genel başkanlık yapmış insanlarını düşünsün, genel başkan yardımcılarını düşünsün. Ondan sonra Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya kalksın ve genel başkanımızın hiçbir zaman ağzında başkanlık sistemi diye bir kelime çıkmamıştır. Başkanlık sistemine de destek oluyorum dememiştir. Ancak bazı çevreler bundan rahatsız olmuştur. O çevrelerin de kafası terör örgütlerine uzandığı için onlar bu konuda rahatsız olmuştur. Ülkenin geleceği için genel başkanımız, ülkücüler, milliyetçiler dün ne yapmışlarsa bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Veli Ağbaba'yı genel başkanımıza hakaret etmeden önce tekrar söylüyorum. Önce kendi genel başkan yardımcılarına, teşkilatlarına baksın. Ondan sonra şu anda Cumhuriyet Halk Partisi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımıza dil uzatacağına, kendileri BDP'ye, PKK'ya koltuk değneği olmuşlardır. Şu anda BDP ile beraber hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu döviz bozdurma kampanyası ile ilgili de konuşan Kaya, dolar bozdurarak Türk parasına destek olmak çok güzel. Ancak Malatyalıların maddi durumu kötü, bozduracak dolarları yok dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız son zamanlarda elinde doları olan bozdursun diye vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Ancak ben öyle sanıyorum. Bizim Malatya'yı diyelim. Malatya'da da böyle bir kampanya başlatılmış. Ama pek kimse de doların olduğunu sanmıyorum. Vatandaş perişan durumda. Ülke zor günlerden geçiyor. Biz bu konuda genel başkanımızın bu sıkıcı zor günlerde hükümete destek vermiştir. Ancak hükümet bugüne kadar yapmış olduğu ekonomik politikaları, yanlış uygulamaları sonucu bugünlere gelmiş bulunmaktayız. 18 yaşındaki gencin damarına takılan stent hayatını kurtardı. Operasyonu yapan Profesör Doktor Ramazan Özdemir, kalp krizi şüphesi vardı dedi. İnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir, lise öğrencisi 18 yaşındaki Enes Cevher Kaplan'ın kendilerine şiddetli göğüs ağrısıyla geldiğini, kalp krizi şüphesi olduğunu belirterek anjiyoda ana damarlarından birinde %98-99 oranında ciddi darlık vardı. Biz Enes'in bu damarına direkt olarak bir stent koyduk ve yoğun bakıma aldık dedi. Hastamız Enes yaklaşık 18 yaşında bir lise öğrencisi. Bize göğüs ağrısı ile geldi. Şiddetli bir göğüs ağrısı ile geldi. Tabii biz EKG'lerini çektik. EKG'lerinde ciddi değişiklikler olduğunu gördük. Yani kalp krizi şüphesi var idi göğüs ağrısı ile birlikte. Enzimleri yüksekti. Hemen direkt anjiyoya aldık. Sizin de gördüğünüz gibi anjiyoda ana damarlarında birinde %98-99 ciddi darlık vardı. Biz tabii Enes'in bu damarına direkt olarak bir stent koyduk ve yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda izlemekteyiz. Bir gün sonra da inşallah taburcu edeceğiz. Özdemir, hastanın kalp krizini tam olarak geçirmeden kendilerine gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Tabii burada bizi sevindiren durum hastanın kalp krizini tam olarak geçirmeden erken bize gelmesi ve teşhisini konup
direkt olarak bizim anjiyoyla o tıkalı olan, tıkanmak üzere olan, %99 olarak tıkalı olan damara stent koyup hastanın hayatını kurtarmamız oldu. Bizi sevindiren olay bu. Profesör Doktor Ramazan Özdemir, Enes'in üniversite imtihanlarına hazırlandığını belirterek, yetişkinlerde kalp krizi veya koroner arter hastalığı nedenlerine baktığımızda sigara, tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı gibi sebepler var. Gençlerde görülmesinin en büyük sebeplerinden biri gençlerin aşırı stres altında kalmalarıdır. Bu aşırı stres altında bu daralmalar olabiliyor, dedi. Tabii geriye gidip baktığımızda Enes'in ailesinde de bir erken kalp krizi öyküsü var. Annesinde özellikle koroner arter hastalığı öyküsü var. Bu da çocuklarda, gençlerde erken kalp krizi geçirme nedenlerinden biridir. Tabii diğer şeyi de sorduğumuzda, tabii Enes üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Ciddi bir stres altında, stres içerisinde. Dolayısıyla bunlar, bu stres, aşırı stres de tabii bunun üzerine geldiği zaman ister istemez tabii ki bu genç çocuklarımız kalp krizine yatkın oluyorlar. Şimdi genel olarak baktığımızda tabii ki yetişkinlerde kalp krizi veya koroner arter hastalığı nedenlerine baktığımızda işte tansiyon, sigara, kolesterol yüksekliği gibi, şeker hastalığı gibi sebepler var. Bir de genetik nedenler dediğimiz, işte yaş, cins ve genetik nedenler dediğimiz, değiştiremediğimiz nedenler vardır. Gençlerde tabii ki bu nedenleri daha nadir olarak görebiliyoruz. Bizim üzerinde en fazla durduğumuz şey gençlerde ailesinde erken ölüm veya erken kalp krizi olmasıdır. Kalp riskinin farklılık gösterdiğini belirten Özdemir, genel olarak baktığımızda tabii ki kalp krizi erkeklerde bayanlara göre daha fazladır. Genellikle de 40'lı yaşlardan itibaren başlıyor. Ailesinde genetik olarak var ise daha erken dönemde ortaya çıkabilir diyerek kalp krizine dikkat çekti. Ama nadir olmayacak şekilde işte gençlerimizde artık koroner arter hastalığına bağlı nedenlerde görmekteyiz ki gerçekten de gençlere baktığımızda, çocuklara baktığımızda ciddi bir stres altında da özellikle bu sınav streslerine de dikkat etmeleri lazım ailelerin. Yetişkinlerden farklı olduğu şekilde söylediğim gibi çocuklarda en fazla, gençlerde veya çocuklarda işte ritim bozukluğuna bağlı ya da konjenital dediğimiz doğuştan kapak hastalıklarına bağlı, kalbin doğumsal anormali dediğimiz doğumsal yapısal bozukluklara bağlı gelişen aniyop ölümlerde veya kalp hastalıklarıdır. Ama Enes'inki tamamen farklıydı. Tabii Ali ailesinde erken kalp krizinin olması ve ardından da tabii ki aşırı bir sınav stresi bu duruma getirmişti. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Malatya Şubesi tarafından Gönüllü Olmak adı altında Doğa Koleji öğrencilerinin katıldığı bir kompozisyon yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler yapılan törende ödüllendirildi. Türkiye Yardımsevenler Derneği Malatya Şubesi tarafından Gönüllü Olmak konulu kompozisyon yarışması düzenlendi. Doğa Koleji tarafından desteklenen projede okul öğrencileri kalemleriyle yarıştı. Başvuruları 20 gün önce başlayan Gönüllü Olmak adlı kompozisyon yarışmasına çok sayıda öğrenci katıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek için tören düzenlendi. Okul binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yardımsevenler Derneği Şube Başkanı Emine Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri çok sayıda öğrenci katıldı. Derneği ödül töreninde buluştuk şu anda. Törende konuşan Yardımsevenler Derneği Malatya Şube Başkanı Emine Taşçı, gönüllü olmanın öneminden bahsederek dernek çalışmalarını anlattı. Bir insanın kendi rızasıyla yaptığı bir iştir. Ama Türkiye'mizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarında çalışanların hepsi gönüllü olarak algılanmaktadır. Gönüllü insanlarımız hiçbir ücret talep etmeden, herhangi bir maddi menfaat gözetmeden işleri yaparlar. Atatürk tarafından kurulan ve Türkiye genelinde 147 şubesiyle gönüllüler ordusu olan bir derneğiz diyen Taşçı, eğitimde gönüllü olduklarını ve her sene 100 öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini belirtti. Türkiye Yardımsevenler Derneği 1928 yılında kurulan ve Türkiye'de 147 şubesi olan Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir dernektir. Bu derneğin kocaman Türkiye'nin her yerinde şubesi olan bir gönüllüler ordusu bulunmaktadır. Biz de Malatya şubesi olarak
Uzun yıllardan beri gönüllü olarak bu derneğimize hizmet vermekteyiz. Bizim gönüllü olduğumuz konu da eğitimdir. Biz uzun yıllardan beri 100 öğrencimize, 100 üniversiteli gencimize karşılıksız burs vermekteyiz. Bunun yanı sıra da her sene farklı ilkokulda, ortaokulda gıda yardımı, giyim yardımı yapmaktayız. Bugün sizlerle beraberiz. Bu sahneye bak, buradan sahneden bakınca pırıl pırıl gençler görüyorum. Siz Türkiye'nin geleceği, aydınlık yüzlerisiniz. Ama biz önümüzdeki hafta farklı bir okula gideceğiz. Malatya'ya 35 kilometre uzaklıkta Şehit Şükrü Altın Işık okuluna gideceğiz. Orada 133 tane çocuğumuzun yüreklerini ısıtacağız, bedenlerini ısıtacağız. Onlara mont, kaban, çizme alacağız. Onlar sizin kadar çok şanslı değil. 18 arkadaş Malatya Şubesi'nde gönüllü olarak çalışıyoruz. Yani gönüllülük dedik, biz para almadan çalışılır. Biz bilakis cebimizden para veriyoruz. Yaptığımız ve bütün faaliyetlerimizde hep cebimizden, yakınlarımızdan para çıkıyor. Bizi bu konuda destekleyen hayırsever iş adamlarına, dernek arkadaşlarıma, yakınlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Daha sonra konuşan akademisyen Buğra Tahtalı ise sizler şanslı öğrencilersiniz ama sizler kadar şanslı olmayanlar var diyerek boyacılık yapan ama okumak isteyen bir çocuğun hikayesini anlattı. Gerçekten son derece şanslı insanlarsınız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre tüm insanlar eşittir ama bazıları o eşit insanlar arasında biraz daha şanslıdır. İşte siz bu şanslı insanlar arasında yer almaktasınız. Şanslı insan, sizin kadar şanslı olmayan bir hikayeyi, bir insanın hikayesini anlatmak istiyorum. Bundan çok uzun yıllar önce, o dönem Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel. Çankaya Köşkü'nün önünde bir boyacı çocuk var. Arkadaşıyla beraber her gün sürekli işte geliyorlar o köşkün önünde. İnsanların işte ayakkabılarını boyuyorlar. Onlara işte 3-5 kuruş karşılığında da para kazanıyorlar. Bir gün bu çocuk diyor ki, ben diyor okumak istiyorum. Ne yapmam lazım? Arkadaşına diyor ki, yani benim bir şekilde bu okuma işini halletmem lazım. Babam böbrek hastası, annem yatalak, eve sadece ekmek götüren ben varım. Ve dolayısıyla benim bir şekilde okumam lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Ve bir anda aklına geliyor, yanındaki arkadaşına dönüyor, diyor ki, ya diyor Cumhur amca belki bana yardım eder. Nasıl yardım edecek? Arabasının diyor önüne atlarım. En kötü zaten, yani bu çok da bir önemli bir hayat da değil. Ölür giderim ama eğer ölmezsem belki en azından sesimi duyurma şansım olur. Sonrasında aynen birkaç gün gidip bakıyor işte saat kaçta çıktığına vesaireye falan böyle işte. Tam Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'nden çıktığı anda arabasının önüne atlıyor. Demirel durduruyor arabayı. Evladım ne oldu, senin ne derdin var diyor. O da diyor ki okumak istiyorum ben. Nasıl okumak istiyorsun? Anlatıyor durumunu. Böyleyken böyle. Süleyman Demirel yanındakilere hemen bir talimat veriyor. Ve diyor ki bu çocuğun üniversite sonuna kadar bütün masrafları bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sermayesinden karşılanacak diye talimatı veriyor ve ondan sonra da birkaç kez takipçisi oluyor. Tabii o arada görüşemiyorlar. Aradan çok uzun yıllar geçiyor. Bir açılış esnasında Süleyman Demirel artık bir emekli cumhurbaşkanı olarak bir şekilde protokolde işte davet ediliyor. Bütün herkes karşılama komitesi içerisinde herkesin elini teker teker sıkarken içlerinden bir kaymakam, ilçenin kaymakamı Süleyman Demirel'in eline uzanıyor ve babam diyor. Herkes şaşırıyor. Allah Allah. Süleyman Demirel'in bizim tanımadığımız bir de ekstradan oğlu mu vardı acaba? Medya mensupları hemen işte ilgisini çekiyor tabii onların. Bir bakıyorlar, soruyorlar ve sonradan o sayın kaymakamımız açıklama yapıyor. Diyor ki, bir zamanlar diyor, sayın cumhurbaşkanım diyor, Çankaya Köşkü'nün önünde bir boyacı çocuk sizin arabanızın önüne atladı ve okumak istediğini söyledi. Hatırladınız mı? Tabii Demirel zeki insan. Evet hatırladım diyor. İşte o boyacı çocuk benim diyor. Ve dolayısıyla o gün siz benim elimden tuttuğunuz için ben bugün bu hallere geldim. Siz benim bir babamsınız. İşte eğitim. Eğitime yapılan destek işte bu kadar önemli, bu kadar kutsal. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da yardımın Anadolu coğrafyasında daha farklı olduğunu belirterek ana kucağı gibidir Anadolu. Her başı sıkışana yardım eden bir limandır dedi ve yardımsever bir millet olduğumuzu vurguladı. Anadolu coğrafyasında o kadim medeniyetimizin getirmiş olduğu
O duyguyu yaşamayan hiçbir gencimiz, hiçbir bireyimiz yoktur. Bizlerin o kadim medeniyetimizde bırakın insanları, doğadaki vahşi hayvanların dahi yaşayabilmeleri için dernek kurup katkı sunan bir medeniyetin bakiyesi olan bizler elbette ki yardımlaşmanın önemini çok daha iyi kavramış durumdayız. Sevgili gençler, Anadolu'da yaşıyorsak bizim buna çok daha fazla önem göstermemiz gerekiyor. Gerekçesi Malatya sokaklarına çıktığımız zaman Suriyeli kardeşlerimizin her birisinin araçların önünde el açıp bizlerden bir yardım beklediğini gördüğümüzde bunun gerekçesini çok net görüyoruz. Sadece Suriyeli değil. Anadolu coğrafyası bir anadır. Anadolu coğrafyası rastgele konmuş bir isim değildir. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Yardımsevenler Derneği tarafından plaket ve saat hediye edildi. Yarışmada birinci olan Ceren Nur Cansel, ikinci olan Nihan Karaduman ve üçüncü olan Ece Bilgiç, program sonunda onlarca öğrenci arasından seçilen Gönüllü Olmak konulu kompozisyonlarını okudular. Aşkın tarifi sadece üç harfle, korkularıyla, sevinçleriyle sığınmış basit bir kelime miydi sadece? Hayır, karşılık beklemeden sevebilmek de aşk. Laleleri, gülleri, papatyaları, orkideleri koklayıp sevdiğinin kokusunu hissedebilmekti. Işığın aradığı sezgi, kalbinin bükemediği hüznü def edebilmek hayatından. Hüznü bulduğu sokağın adresi, tebessümündeki ezgi olabilmek. Bunu gönüllü yapabilmekten bahsediyorum. Bir parça özverinin yorgun ve karanlık düşleri süsleyebileceğinden bahsediyorum. Bağlı yaşıyorlar makinelerine, derya gibi bir vücutları olmasına karşın. Gönülden gelir gönüllülük. Gönlünüzün sesini kısmayın. Geleceğe dair planlar yapmaya başladığım, endişelerle ve sorunlarımla babamın karşısına çıktığım günün soğuk olduğunu ve benimse o iliklere kadar işleyen ayazda dahi terlediğimi hatırlıyorum. Cahilliğime şefkatle yaklaşmıştı babam. Gülümsemişti. Bu gülümsemesinin ardından gelen hatıraları sanki dün yaşanmışçasına berrak bir şekilde dökülmeye başlamıştı dudaklarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan döviz bozdurma kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Şimdi de otoservisi kampanyaya destek vermeye başladı. Türkiye genelinde döviz karşısında değer kaybeden Türk lirasına sahip çıkmak için başlatılan kampanyalara Malatya'dan da destek gelmeye devam ediyor. Erkek berberi, davulcu, manav derken şimdi de küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren otoservisi döviz bozdurma kampanyasına destek oldu. 500 dolarını bozdurup makbuzu ile gelen herkesin araçlarının servis bakım onarımlarında işçilik ücreti almayacağını söyleyen firma sahibi Oğuzhan Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine böyle bir kampanya başlatma kararı aldıklarını belirtti. Biz de dolara olan tepkimizi servis bakım onarımlarında müşterilerimize periyodik bakımlarda işçiliği almayarak başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çağrısını en azından biz de kendi çapımızda böyle karşılamak istedik. Türkiye hiçbir zaman hiçbir millete, hiçbir ulusa mahkum veya mecbur kalmayacak. Reisin söylediği gibi Türkiye kimseye muhtaç olmayacak. Dolara olan tepkimizi araç periyodik bakımlarında periyodik bakım işçilik ücretini almayarak göstereceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? 500 dolarını bozdurup makbuzuyla bize gelen her müşterimizin periyodik bakımlarında işçilik ücretini firmamız karşılayacak. Biz de tepkimizi bu kampanyaya vererek başlattık. Gümüş, Türkiye'yi yıkmaya, bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemiz hiçbir güce mahkum kalmayacaktır dedi. Biz küçük esnaf olarak böyle bir çağrı bulduk. İnşallah büyük esnaflarımız, büyük iş adamlarımız daha farklı, daha etkili yöntemlerle bu krizin önüne geçmiş olabileceğiz. Yeni yıla hayallerle girmemize neden olan milli piyango biletlerinin büyük ikramiyesi açıklandı. 60 milyon Türk lirası olan büyük ikramiyeyi duyan vatandaş hayal kurmaya başladı. Almadın mı yılbaşında? Büyük ikramiye 1 milyarmış. Ha, almıştım. Evet.
yılın milyarlık bileti Mesudiye'de satılmış. Tahvilimiz Mesudiyeli. Numarayı okurum. 1.352.389. Hayırlı olsun. 1.352.389 dedi değil mi? Evet. Allah! Son rakamı yanlış açıkladılar. 9 değil, 7 olacaktı. Zenginiz artık çok zengin. Dombili kadar zenginiz artık. Ne dombilisi Arken? Milyar aklını almıyor galiba. 100 dombiliyi satın alacak kadar zenginiz artık. Yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi belli oldu. 60 milyon Türk lirası olan büyük ikramiye şimdiden hayalleri süslemeye başladı. Mikrofon uzattığımız Malatyalıların ise hayalleri bu kez çok farklı. Her sene ev, araba ve iş hayali kuran Malatyalılar bu kez büyük ikramiye kendilerine çıkarsa devlete vermeyi düşünüyor. Büyük ikramiye bana çıkarsa Cumhurbaşkanıma veririm, devletimi zor durumdan kurtarırım diyen vatandaşın yanı sıra büyük ikramiye sayesinde evlilik hayalleri kuranlar da var. Yılbaşı Ankara, İstanbul yılbaşı biletleri 60 trilyon burada. Okumakta olan öğrencilere yardım ederim. Okumakta olan öğrencilere. Tespit edip bilakis kız öğrencilere. O gericilerin bütün şeylerinden alırım, kendim okuturum. İyi yaparsınız onu. Evet. Tüm kız öğrencilerin şartı. Onları yanmakta kurtarmış olurum. İnşallah. Evet. Onun için benim idealimde, zaten ben öğretmenim, emekli öğretmenim. O çocukların yanmasına halen içim kan alıyor. Yani 60 milyon lira çıkarsam öğrencilerin eğitim hepsini harcayacak, bütün değil mi? 60 milyon size çıksa ne yaparsınız? İlk önce bir ev, bir araba. Ondan sonra iş yeri. İş yeri. Tamam. Amca yani, 60 milyon sana çıksa ne yaparsın? Okul yaptırırım. Hastane yaptırırım. Hastane yaparız. Yani böyle hayır işlerine çoğunu orada kullanırım. Ne yapar ancak ki bir yokluğumuzu şey yaparız yokluktan. 60 milyondan bahsediyor. Tamam 60 milyondan bahsediyor. 60 liradan herhalde. Yok 60 liradan değil diyorum ki biz yokluktan varlığa çıkarız işte bu şekilde. O da Allah nasipimizde varsa versin yoksa da istemem. 60 milyon ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Deliririm ben belki de. Para, 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 para. Unutmayın her şeyi yalatan biziz. Vallahi hiçbir şey yapmam ben herhalde o parayla. Neden? Ya şu an yani ne bileyim ben yani hiç oynamadım, hiç çekmedim bilet. Yani şey yapmak istemem herhalde. Almak da istemem, o parayı da istemem herhalde. Teşekkür ederim. 60 milyon sana çıkarsa ne yaparsın? Anket yapmayı bırakırım. Sen ne yaparsın? 60 milyon bana çıkarsa evlenir mi herhalde ya? Ben şey yapmıyorum, almıyorum ki. Almıyorsun? Almıyorum. Kumar olduğu için almıyorum. Başkomutanıma çıkarsa garip kurabalara dağıtacağını bileyim. Ben de garip kurabalara dağıtacağım. Tüm Malatya'yla gurur duyuyorum. Vallahi bir şey yapamam. Suriyeliyim yani ne yapacağım? Parayla ne yapacağım? Gidip vatanımı düzeltirim. Vatanını mı düzeltirsin? Evet. Siz ne yaparsınız? Ben de öyle bir vatanımız yani düzeltiriz. Saat 12:05 geçiyor ve yılbaşı piyango biletleri açıklandı. Evet. Ve siz de 60 milyonun sahibi olmuşsunuz. 60 milyona ne yaparsınız? Ne yaparım? Garibanlara dağıtırım. Peki siz ne yaparsınız 60 milyonu? Ben de garibanlara dağıtırım, kalanı ben yerim. 60 milyon Türk lirası büyük ikramiyeye sahip olmanın şansını yakalamak için alınacak. Tam biletin fiyatı 60 lira, yarım biletin 30 lira, çeyrek biletin ise 15 lira olarak belirlendi. Normal, iyi. İşte ancak bu kadar olur. Daha yeni. Kimse bilmiyor bile yılbaşı bileti olduğunu. Hani, yani ne bileti diye size soranlar. Evet, soranlar var bize. Biz de yılbaşı bileti olarak söylüyoruz. Hani iyi, normal. Herkes şansla bırakmış zaten. Şansımız. Yani Ankara, İstanbul, İzmir. İzmir bileti. Evet. Çeyrek 15, yarım 30,
Tam 60. 60. Evet. Kendime önce holding kurarım. Holding. Evet, kurarım. Çünkü okulu bırakırım. Ondan sonra kendime holding kurduktan sonra bağış yaparım. Yetimlere bağış yaparım. Ondan sonra da yerim. 60 milyonum olsa havuz yapar, içine paraları koyar, yüzerim, ne yapayım. Öyle bir şey gelmeyeceği için o şans bizde yok. Araba, ev. Bakıyor. Tabii ki de. 60 milyon bulmuşum, bir de okuyan mı? 60 milyon param var, ne yaparsın? İkramiye çıkmış sana, büyük bir yangı sana vurdu. Talip neler yapmam. Birkaç kez denedim. Aldım, çıktı. Onu da biraz yanlışlıklardan dolayı İkramiyesini alamadım. En başta herhalde bu şehri terk edip böyle kendime huzurlu güzel bir hayat kurarım ailemle. Neden Malatya'yı sevmiyor musun? Yani pek fazla sevdiğim de söylenemez. Çocuklarım için iyi bir gelecek sağlarım. Sen okuma hafızalarını düşünüyorsun. Ya tabii yani kendime yer bir üniversiteye, gelecek vadeden bir bölümde. Sonra işte ya hayatımı kurtarmaya çalışırım. Ama çok zor gibi gözüküyor 60 milyon da. Servetin ulaşsa da 100 milyonlara, kefeninin cebine sığmaz bir tek liraya. Para para para. Malatyalı ünlü fikir ve gönül adamı Fethi Gemullahoğlu ölümünün 40. yıl dönümünde düzenlenen sempozyumla anıldı. Sempozyuma Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Malatyalı ünlü fikir adamı Fethi Gemullahoğlu ölümünün 40. yıl dönümünde düzenlenen sempozyumla anıldı. Fethi Gemullahoğlu sempozyumuna Bari Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bu toprakların çok büyük değerler yetiştirdiğini ancak bunların yeteri kadar tanınmadığını söyledi. Bu topraklara şöyle dönüp baktığımız zaman çok büyük değerlerin yetiştirdiğini görüyoruz. Ama zaman zaman bunların yeteri kadar tanınmadığını da şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bizlere düşen temel görevlerden bir tanesi de Malatya'mızın değerlerini çok iyi tanıtmamız lazım. Onlardan almamız gereken çok önemli dersler var. Özellikle Fethi Gemullahoğlu gibi büyük bir değerin bugün burada bilmediğimiz yönlerini öğreneceğiz. Onu biraz daha yakinen tanımış olacağız dedi. Özellikle Fethi Gemullahoğlu gibi çok büyük bir değer hemşerimiz. Edebiyat alanında olsun, tarih bilgisi de olsun, yine tasavvufa vermiş olduğu önemli mütevaziliği, kişiliği de onu bugün burada çok değerli konuşmacılarımız olacaklar oturumlarda. Biraz daha bizim bilmediğimiz yönlerini göreceğiz. Biraz daha onu yakinen tanımış olacağız. Dolayısıyla biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak da belediyelerimiz de gerçekten bu tür alanlarda kültürel etkinlikler olsun, sosyal etkinlikler olsun, sempozyumlar, paneller olsun, tanıtım günleri olsun. Malatya'da çok böyle hareketli, yoğun bir program trafiği var. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay ise ilhamından, feyizinden ve sözlerinden yüzlerce binlerce kişinin istifade ettiği Gemullahoğlu büyük bir münevverdi. Böylesi insanları sadece anmak yeterli değil, anlamak ve anlatmak zorundayız. O dilimize vurgun, kültürümüze aşık, milletimize hayran, türkülerimize sevdalı bir alperendi diyerek Gemullahoğlu'ndan bahsetti. Bir medeniyetin tarihe yön veren şahsiyetlerin yurdu olan Malatya, pek çok memleket evladını yetiştirmiştir ve bunları bu vatana armağan etmiştir. Bu topraklarda yetişen aydınlardan biri de bugün adına sempozyum düzenlenen rahmetli Fethi Gemullahoğlu büyüğümüzdür. İlhamından, feyzinden ve sözlerinden yüzlerce, binlerce kişinin istifade ettiği Fethi Gemullahoğlu büyük bir münevverdi. Böylesi kutup insanları sadece anmak yeterli değil, anlamak ve anlatmak zorundayız. Yüreği Allah için, vatan için, bayrak için, Kur'an için, memleket için çarpan serden geçtilerin bir büyük ağabeyiydi. Gemihlioğlu binlerce vatan evladına burs buldu,
Onları okuttu ve akademisyen olmaları için uğraştı. İşsiz olanlara iş aradı. O başı sıkışanların uğradığı, dara düşenlerin iltica ettiği, ihtiyacı bulunanların müracaat ettiği emin bir adresti. Vali Mustafa Toprak'ta yaptığı konuşmada birçok fikir, sanat ve siyaset adamı yetiştiren Güzideşehir Malatya'nın ülkeye kazandırdığı önemli simalardan birisinin de Fethi Gemuhluoğlu olduğunu söyleyerek kendisine dost olmayanlar gayrıya dost olamazlar. Kendileriyle barışa varamayanlar gayrıyla barışa varamazlar. Kaldı ki savaş yoktur, dünya dostluk üzerine halk edilmiştir ifadesi o müstesna şahsiyetin hayat felsefesini ne de güzel betimlemektedir dedi. Birbirinden kıymetli pek çok fikir, sanat ve siyaset adamını yetiştiren Güzide şehrimiz Malatya'nın ülkemize kazandırdığı en önemli simalardan birisi de hiç şüphesiz ki Fethi Gemuhluoğlu'dur. Ömrünü vakfedip yapmaya gayret ettiği hizmetler onun bir gönül adamı, hizmet adamı olduğunun en bariz göstergesidir. Belki de onu gönüllere nakşeden şey, yazar ve şair kişiliğinden ziyade ilim, irfan yolunda yürüyen gençlere çizdiği engin ufuklarıdır. Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. Moderatörlüğünü Mahmut Bıyıklı'nın yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Sadık Yağsız Uçanlar, Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun, Hakan Albayrak, Doktor Ali Gemuhluoğlu söz aldılar. Bir kahramanını tanıtarak ve bu programı düzenleyerek bir anlamda bu topraklardan yeni fethiler çıksın arzu ediyorum. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere, mutlu akşamlar.